Son videoda bir matrisin ve tersinin denklem sistemi çözmekte nasıl kullanıldığını gördük. 2'ye 2 bir sistem çözdük. İleride 3'e 3 sistemle çözeceğiz. 4'e 4 yapmayacağız çünkü çok uzun sürüyor. Ama göreceksiniz ki her boyuttaki kare matrisi uygulayabiliriz. Bu cebir 1 veya cebir 2 dersinde öğrendiğiniz türden bir matris uygulaması. Şimdi üniversite lineer cebir dersinde o seviyede görebileceğiniz türden bir matris uygulaması göstereceğim. Buradaki ilginç taraf şu, Matris gösteriminin değişik türde birçok soruyu kapsaması ve esas ilginç olan da şu farklı sorular aynı şekilde gösteriliyorsa bu onların aynı soru olduğunu gösterir. Matematikte buna izomorfizm diyoruz. Bir soruyu başka bir soruya indirgiyorsak bu soruda elde ettiğimiz tüm bulguları öteki soruya da uygulayabiliriz. Neyse matris kullanımı için başka bir alan bulalım. Şimdi birkaç vektör çiziyorum. Şu vektöre A diyelim. Bunu sütun vektörü olarak yazacağım çünkü kural böyle. Bu kurallar insan icadı, bu çarpımı illa ki bu şekilde yapacaksınız diye bir kural yok. Bu vektörü köşegen olarak veya istediğim gibi yazabilirdim. A vektörü 3, eksi 6 dersek, bu x bileşendir, bu da y bileşendir. Ve b vektörü, b vektörü 2, 6'ya eşit a ve b'nin c vektörünü verecek bir lineer birleşimi var mı diye merak ediyorum. Örneğin 5 çarpı a artı 3 çarpı b veya 10 çarpı a artı 6 çarpı b. C vektörü 7, 6 olsun. Bakalım bu soruyu çizebilecek miyiz? Koordinat eksenlerini çizeyim. 3, eksi 6. Bunların ikisi de birinci çeyrekte. Eksenlerin ne kadarını çizmem gerektiğine karar vermeye çalışıyorum. Farklı bir renk kullanayım. Bu y ekseni. İkinci ve üçüncü çeyrekleri çizmiyorum çünkü vektörlerimiz o bölgelerde yer almıyor. Bu da x ekseni. Bu vektörleri çizeyim şimdi. İlk olarak a vektörü. 3, eksi 6. 1, 2, 3, sonra da 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte burada. Bu vektörü çizmek istersek genellikle baş noktadan başlarız ama baş noktadan başlaması zorunlu değil. Sadece burada öyle tercih ettim. Bir vektörü hareket ettirebilirsiniz. Yalnızca doğrultusu ve uzunluğu aynı olmalı. Yeşille çizdiğim A vektörü. Şimdi koyu pembeyle de B vektörünü çizeyim. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da burada. Bu da b vektörü. Buna benziyor. Buraya a vektörü yazayım. Ve şimdi a ve b vektörlerinin bir birleşimini istiyoruz. Topladığımızda c vektörünü elde edelim. c vektörü neye benziyor? Bunu da morla çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virgül 6. 7 virgül 6 işte burada c vektörü, c vektörü de buna benziyormuş. Peki esas problem neydi? a vektörünün bir katını alıp, b vektörünün bir katını ekleyip, c vektörünü elde etmek istiyorduk. Bu katsayıların ne olduğunu bulmak istiyorum. Diyelim ki a vektörünü x ile çarpıyorum, yani şöyle demek istiyorum. C eşittir. Farklı bir renkte yazayım. A x vektörü. A'nın kaç katını sonuca katıyorum ve artı b y vektörü. Bu da b'nin kaç katını sonuca kattığım. Belki bir cevap bulamayabiliriz. Belki a ve b vektörlerinin hiçbir birleşimi c vektörünü vermez. Yine de çözmeye çalışalım. Nasıl çözeceğiz? Öncelikle a ve b vektörlerini açalım. a vektörü neydi? 3 eksi 6. O zaman a x'i 3 eksi 6 çarpı x olarak yazıyoruz. Bu da a vektörünün kaç katını sonuca kattığımızı gösteriyor. Artı b vektörü 2, 6. Ve y de b'nin kaç katını sonuca kattığımı belirtiyor. Ve sonuç eşittir 7,6 c vektörü. Bu soru matris çarpımı tanımına göre tekrardan şu şekilde yazılabilir. 3 eksi 6 2 6 çarpı x y eşittir 7 virgül 6. Şimdi bu nasıl aynı sonucu verir? Matris çarpımını düşünün. Öğrendiğimiz gibi 3 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 7. 3 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 7. Matris çarpımını böyle öğrenmiştik. Bu da aynı şey. 3 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 7. x ve y skaler sayılar. 3 çarpı x artı 2 çarpı y eşittir 7. Ve burada yine matris çarpımından eksi 6 çarpı x artı 6 çarpı y eşittir 6. Birkaç video önce öğrendiğimiz matris çarpımını uyguladık. Bu da aynı şey. Eksi 6 x artı 6 y eşittir 6. x ve y yalnızca sayı, vektör falan değiller. Bunları bu sayılarla çarpıyoruz. Umarım bu soruyla şu sorunun aynı olduğunu görmüşsünüzdür. Belki de önceki videoyu seyrettiyseniz şimdi anladım diyebilirsiniz. Çünkü bu matris aynı zamanda iki doğrunun kesişimi sorusuna da vardı ki bu doğrular 3x artı 2y eşittir 7 ve eksi 6x artı 6y eşittir 6 idi. Ve iki doğruyu çizmiştim. Kesişim noktası nedir diye sormuştuk ve soruyu bu şekilde göstermiştik. Buradaki soruda ise a ve b vektörünün hangi lineer birleşiminin c vektörüne eşit olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu problemde aynı matrislerle gösterildiğine göre diğeriyle aynı şekilde çözebilirim. Bu matrise a dersem, tersini bulalım. a'nın tersi neye eşit? 1 bölü a'nın determinantı. a'nın determinantı eşittir. 3 çarpı 6, 18, eksi eksi 12. Yani 18 artı 12, bu da 1 bölü 30 eder. Önceki videoda da böyle yaptık. Şu iki sayının yerini değiştiriyoruz. Yani 6 ve 3 elde ediyoruz ve bunların eksilerini alıyoruz. Yani 6 ve eksi 2. Bu a'nın tersi. Şimdi x ve y'yi bulabilmek için denklemin iki tarafında a'nın tersiyle çarpalım. a'nın tersi çarpı a birbirini götürür ve x y eşittir a'nın tersi çarpı bu olur. 1 bölü 30 çarpı 6 eksi 2 6 3 çarpı 7 6. Unutmayın matrislerde çarpım sırası önemli. Bu yüzden denklemin bu tarafında a'nın tersini soldan çarptıysak öteki tarafta da soldan çarpmak zorundayız. Burada da öyle yaptım yoksa her şey yanlış çıkar. O zaman bu neye eşit? 1 bölü 30 çarpı 6 çarpı 7. 42, 42 eksi 12, 30. 6 çarpı 7, 42 artı 18, 60. 208 demek ki 1,2 eşit. Bu ne demek? 1 çarpı a vektörü artı 2 çarpı b vektörü. 1 çarpı, burası 1 ve 2 çarpı b vektörü. Yani 1 çarpı a vektörü artı 2 çarpı b vektörü eşittir c vektörü. Şimdi bunu görsel olarak doğrulayalım. Yani 1 çarpı a vektörü, bu a vektörü, buna 2 tane b vektörü eklersek c vektörünü elde etmeliyiz. Bakalım bunu nasıl yaparız? b vektörünü şuraya öteleyelim yana 2, yukarı 6. Yana 2, yukarı 6 bizi buraya ulaştırır. 1 çarpı b vektörü ucucu ekleme yöntemiyle eklenirse buraya ulaşırız. 1, 2, 3. Bir bakayım, evet. Sonra b vektörü 2 ileri gidiyor. 2 ileri ve 6 yukarı. Yani bu şekilde. Yani bu 1b. Bir tane daha B vektörü eklersem çünkü 2 çarpı B vektörü gerekiyor. Bir tane ekledik. Şimdi bir tane daha ekliyoruz. Bir tane daha B vektörü eklersem çünkü 2 çarpı B vektörü gerekiyor. Bir tane ekledik. Şimdi bir tane daha ekliyoruz. Bir B vektörü daha. Ve işte tamam. B vektörü 2 çarpı B vektörü. Yani B vektörü yönünde ama 2 katı uzunlukta. Görsel olarak gösterdik, cebirsel olarak çözdük ama esas öğrendiğimiz, bu videonun keşfetmemizi sağladığı şey, matris gösteriminin değişik sorulara çözüm olabildiği. Bu bir lineer birleşim sorusuydu, önceki ise iki doğrunun kesişimini bulmakla ilgiliydi. Öğrendiğimiz ise bu soruların birbiriyle bağlantılı oldu. Farklı görünmesine rağmen esasında iki soru da aynı. İşte bu yüzden matematik bu kadar ilginç, en azından bana ilginç geliyor. İki sorunun aslında aynı şey olduğunu, aynı soru olduğunu anladığınızda soruların üzerindeki o yüzeysel cila, hatta boya bile ortadan kalkıyor. Evet, umarım bunu ilginç bulmuşsunuzdur. Biraz uzattık biliyorum ama birçok kişi lineer cebir dersinde bir sürü şey yapmayı öğreniyor ama bunun anlamı nedir bilmiyor. Bence buradaki ilginç şey şu. A vektörünü aldık, B vektörünü aldık ve bu iki vektörün birleşimiyle C vektörünü elde ettik. İlginç olansa şu, A ve B vektörlerinin lineer birleşimini kullanarak elde edebileceğim tüm vektörler nelerdir? Eksi sayılarla da çarpıp toplayabilirim, nasıl olursa olsun. A ve B vektörlerinin lineer birleşimi olarak elde edebileceğim tüm vektörler nelerdir? Bunun adı A ve B vektörlerinin gerdiği vektör uzayıdır. Lineer cebirde buna devam edeceğiz ama burada iki boyutlu öklit uzayındayız. Üç boyutlu vektörlerimiz olabilirdi, n boyutlu vektörlerimiz olabilirdi. Dolayısıyla olay iyice soyutlaşıyor. Yine de burada lineer cebire de değinmiş olduk. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır, sizi iyice şaşkına çevirmemişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın.